Koleji 2. Sınıflar Radyosu'na hoş geldiniz. Evet, çocuklar, öncelikle sizler de hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle Filozof Olacak Çocuk programı ile ilgili bir kitap çalışması yapacağız. Normalde sınıfta yapıyoruz zaten bunları. Şimdi birlikte bir kitap belirledik. Ödevimi yapmadım çünkü acayip şeyler oldu. Şimdi sadece bu kitabın kapağına bakarak. Bu arada kitabı hiç okumayan var mı? Kitap hakkında bilgi sahibi olmayan. Tamam, herkes okumuş, süper. Şimdi kitabın kapağına bakarak ve kitabın ismine bakarak kitabın içeriği hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz? Biraz. Dinleyelim. Biraz. Kutay. Birazcık. Evet. Şöyle düşünelim. Mesela kitap almaya gidiyorsunuz değil mi ailelerinizle? Evet. Evet. İşte kırtasiyelerden, kitap evlerinden vesaire. Kitap alırken neye dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Mesela bir kitap seçeceksiniz. Ege? Ucuzluğuna ve pahalılığına. Evet, fiyat çok güzel. Fiyat, tabii ki de fiyatına da bakıyoruz alırken. Bulut Ege? Ve de kitapları düşürmemeye dikkat edin. Evet, süper. Kitapları düşürmemeye. Azra? Ne hakkında olduğunu. Evet, ne hakkında olduğunu. Peki ne hakkında olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Arkasındaki yazıları okuyarak. Evet, kitabın kapağının en arkasında kitapla ilgili böyle bizi bilgilendirecek bir metin yer alıyor. Başka, Kutay? Biz genellikle kitapları böyle bir şeyle kapamadıkları sürece konusunu öğrenmek için içini açıp bakıyoruz. Evet. Bazen böyle jelatinle kapatabiliyorlar. Evet. Evet. Ben de mesela. Evet Bade, sen de dinleyelim. Ben çok almadım kitap. Almadım. Alacağın zaman neler dikkat edersin mesela kitap alırken? Konusuna. Evet. Gibi. Mesela ben de şöyle örnek vereyim. Kitap evlerinden kitap aldığım zaman ben de Azra gibi önce kitap almadan önce alacağım kitapları evde böyle küçük bir araştırma yapıyorum. Daha sonra işte alacağım yere gittiğim zaman kitapların arka sayfasında yani kapak sayfasında bulunan o özet bölümlerinden kitabın içeriği hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Ama bunlar dışında tabii ki kitabın kapağı, işte nasıl tasarlanmış, sonuçta yazar dışında bu kitapta emeği geçen başka insanlar da var. Mesela çizimler için, basımı için. Onlara da dikkat ederek almaya çalışıyorum. Şimdi çocuklar, bu kitabın konusu ne olabilir? İçinde nelerden bahsediyor olabilir? Böyle size küçük bir hikaye haritası oluşturalım kitapla ilgili. Öncelikle kitabın konusu nedir? Ege? Böyle bir şey var, bir çocuk var. Hı hı. O ödev almış. Hı hı. Ödevini yapamıyor çünkü acayip şeyler oluyor. Mesela mahallesini sürüngenlerden mahallesini sürüngenler hep istila ediyor diye. Evet. Kutu. bir çocuk var. O çocuk ödevini yapamıyor çünkü acayip şeyler oluyor. Bir tane örnek vereyim. Mesela bir tane okçu gelip evinden kalemlerini ödünç alıyor. Çünkü okları bitmiş. Evet, Bade. Bir tane çocuk var, ödevini yapamamış. Çünkü acayip bir şey olmuş. Ben de örnek vereyim. Çünkü Eiffler bütün kalemlerini saklamış. Evet, doğru. Şimdi çocuklar, ben kitabı sizin için okuyacağım. Bazı yerlerde duracağım. Tamam. Duracağımız yerlerde neler yapacağımızı size söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Önce bir kitabı birlikte okuyalım. Ödevimi yapmadım çünkü acayip şeyler oldu. Ödevimi yapmadım çünkü arka bahçemize maymun dolu bir uçak indi. Asi bir robot evimizi yerle bir etti. Elfler bütün kalemlerimi sakladı. Bir UFO tarafından kaçırıldım. Tam ödevimi yapmaya başlamıştım ki Vikinglerin saldırısına uğradık. Dev sürüngenler mahallemizi istila etti. Doktorumun verdiği öksürük şurubu beni bir tuhaf yaptı. Amcama benim adıma ödevimi yap makinesi geliştirmede yardım etmem gerekti. Ama makine çalışmadı. Burada bir duralım.
Siz sebepler bulacak olsaydınız bunlar neler olurdu? Ödevimi yapmadım çünkü. Kutay? ben dışarıdaydım. Boyunca dışarıda kaldım. Evet. Ve ödevimi yanıma almayı unuttum. Evet. Ege? Çünkü gece saat 12'ye kadar arabada dışarıdaydım. Evet. Bade? Çünkü kamp yapmaya gittim ve ödevimi yanıma almayı unuttum. Evet. Azra? Çünkü ödevimi neden yapamadım? Çünkü okula gelmedim. Evet. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Bu sefer çocuklar böyle olağanüstü şeyler olsun. Böyle biraz gerçekleri zorlayalım. Ege? Çünkü bir volkan içinde öldüm. Evet, Azra? Çünkü bir lavabo parkuru geçmek zorunda kaldım. Oo, çok iyi. Kutay? Bir taramalı tüfekle uzman olan birisi beni taramalı tüfekle taradı. Evet. Bultege? Uçurumda mahsur kaldım. Bade? Çok uykum geldi. Çok uykum geldi. Böyle biraz zorla bakalım kendini. Böyle daha gerçek dışı olabilecek. Mesela burada işte sürüngenler istila etmiş, UFO gelmiş. Ne olabilir Ege? Çünkü Ronaldo beni suyu sesinden sağır etti. Evet, sınıfta bol bol duyuyoruz bunu. Kutay? Çünkü dünyadaki bütün canavarlar canlandı, oyuncaklar da canlanıp benim evime gelip bizi yedi. Evet, hatta bununla ilgili bir film vardı sanki. Oyuncak Dünyası mıydı? Hayır. Tane var. Vardı. Evet. Oyuncaklarla değildi. Canavarlarlaydı. Ve çok korkunçtu. Ben izledim. Onun dışında filmler var. Siz benim dediğim büyük mahalle bilmiyorsunuz. Ben 5 yaşında falan izledim. Bayağı korkunçtu. Ama bitirdim. Evet. Oyuncakların konuşmasıyla ilgili böyle bir film vardı. Devam edelim. Bakalım başka başına neler gelmiş karakteri. Köpeğin başka bir köpek tarafından yutuldu. O yüzden bütün akşamüstünü veterinerde geçirdim. Daha sonra hapishaneden kaçmış birkaç suçlu odamda saklandı. Ve gitmek bilmediler. Komşumuz amcamı düelloya davet etti. Ne yapmış olabilirler? Hortumla şibidi dop. Başka? Kutay? Hortumla onu ıslatmış. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Ve onu düşürmüş. Dedem ve müzik grubu çok fazla gürültü yapıyordu. Dikkatimi. Dikkatimi toplayamadım. Odunumuz bitmişti. Ben de ısınabilmek için kitaplarımı feda ettim. Mesela ben böyle bir şey belki yapmayabilirdim. Siz yapar mıydınız? Ben kesinlikle yapmazdım çünkü problem rozeti daha önemli. Ben kesin yapmazdım. Problem rozetlerim için problem kitaplarımı feda etmezdim. Kutay? Ben onun dışında bir şey söyleyeceğim. Hatırladığım kadarıyla bu kitabın ilerleyen sayfalarında tekrar kitapları oluyordu. Nasıl yapmış oluyor? İşte kitap zaten gerçek dışı. Tamam. Bade? Ben feda etmezdim kitaplarımı çünkü onlar önemli kitaplar ve yani onun yerine gidip dışarıda odun toplar gelirdim. Daha mantıklı. Evet, farklı bir çözüm buldum. Bizim evimizde 1 milyar tane odun var. Bizim eski evimizde vardı. Bizim sitede bir yerde orada, odun alabiliyorsun. Evet, orada bu oda kadar bayağı odun var bu oda kadar. Biz aynı sitede oturduğumuz için biliyoruz evlerimizi. Evet, devam edelim. Yolunu kaybetmiş bir penguen bulduk ve onu Kuzey Kutbu'na götürdük. Ama yanlış yöne gitmişti. Çünkü Kuzey Kutbu'nda yaşamıyorlar. Biz ülkemizde penguenle karşılaşabilir miyiz? Hayır. İmkansız. Neden? Hayvanat bahçesinde. Anca hayvanat bahçesinde. Hayvanat bahçesinde. Anca. Orada bile zor. Peki şöyle söyleyeyim. Penguenler sıcakta mı yaşar, soğukta mı? Soğuk. Bak diyor ki penguenini daha sonra evine Kuzey Kutbu'na götürdük.
Yani bizim ülkemizde sizce penguen olabilir mi? Belki. Karşılaşabilir miyiz? Hayır. Veya daha önce belki. Mesela belki. Üstü kedi, oy. Köpek. Hayvanat bahçesinde anca. Ben çok gördüm. Bizim ülkemizde hayvanat bahçesi az da gördüm. Var. Ben gördüm. Girdim bile. Sasana evet. İyi bir yer. Sonra bir öğretmen de demiş ki iyi de penguenler Güney Kutbu'nda yaşar. Kesinlikle hatamızı fark edince geri dönüp onu diğer kutba götürdük diyor. Niye sormamışlar ki? Evet, sormamışlar. Devam edelim bakalım ne olacak devamında. Sizce şöyle yapalım. Devamında penguen'i nereye götürdüler? Başlarına ne gelmiş olabilir? Ege. İlk Güney Kutba götürdüler. Ondan sonra da böyle annesi çocuğun ödevinin bilerek yapmadığını ve uyduruk attığını anlıyor. Evet. Peki siz olsaydınız kitabın devamını nasıl ilerletirdiniz? Kutvan? Bizim karakter şeyde mi? Penguen'in sayfasında mı? Penguen'in sayfasında. Penguen bir tane bütün paralarını verip evlerine bir tane penguen havuzu gibi penguen yaşayabileceği bir yer yapıp penguen'i oraya götürmesini isterdim. Ben öyle yapardım. Hı hı. Ama kitapta öyle değil. Evet. Ben diyor ki penguenin yaşayabileceği bir alan oluştururdum diyor. Fade. Ben olsaydım bir tane 50 euro verirdim. Oraya bir ev yaptırırdım. Ama penguenlerin yaşayacağı bir ev yaptırırdım. Kapalı bence kapalı İglu. Olması lazım. Ev gibi onlara ait bir yer yaptırırdım İglu. Diyor. Bakalım bunlar ne yapmışlar. Sonra penguen'i götürmüşler Güney Kutbu'na. Ben ve kardeşim bir sirk tarafından kaçırıldık. Sirk nedir? Sirk nedir? Ege? Hayvanların sihir yaptığı yer. Evet diyebiliriz tabii İnsanlar ki. İnsanlar da Kutay, hayvanların acı çektiği yer. Evet. Çocuklar sizce niye Kutay böyle bir şey söyledi? Orada çünkü onlar zorla şey yaptırıyorlar. Ve eziyet çektiriyorlar hayvanlara. Para kazanmak için. Evet. Çocuklar artık günümüzde hayvansız yasak. Sirkler var. Artık insanların yapmış olduğu. Eskiden yaşıyor, evet. Çünkü. Mesela filler oluyordu. Bence. Evet. Aslanlar oluyordu. Ben evet. De sanırım gitmiştim. Orada gösteri yapıyorlardı. Eğitiyorlardı. Evet. Sanırım. Ama şu an artık hayvansız sirkler var. Oralara gidebiliriz. Ben ve onlar kardeşim. Daha iyi. Evet tabii ki de. Evet. %100. %100. Evet. Ailem arka bahçede petrol keşfetti. Ben onu biliyorum. Kalemlerimi Robin Hood'a verdim. Çünkü onları bitmişti. Benim ilk başta dediğim o kişi Robin Hood'du. Robin Hood kimdir bilen var mı? Evet. Bilmiyorum. Ege? Okçu mu? Ayrı bir kitabı var onun. Evet ve doğru. Ve bir okçu. Bir orada. Okçu. Aslında ayrı kitabında okçu değil. Evet. Çocuklar şöyle Robin Hood karakteri aslında iyi bir karakter gibi düşünebiliriz. İyi tarafı nedir? Zengin insanlardan alıp fakir insanlara yardım yapan bir kişi. Yani diyor ki iyiymiş. Karakter öyle olarak anlatılıyor kitapta. Ama tabii ki kimseden hiçbir şeyi izinsiz bir şekilde alamayız. Bu zengin bile olsa. Ama buradaki asıl amaç hani insanların eşit yaşaması gerektiğini, işte zengin ve fakir insanların eşit seviyeye gelmeleri gerektiğini anlatan bir kitap. Devam edelim bakalım devamında ne olacak? Ünlü bir yönetmen yeni filmini çekmek için odamı kullanmak istedi. Bazı tuhaf kuşlar çatımıza yuva yaptı. Kocaman kuşlar. Kocaman onlar dinozor kuşu olmasın? Yani bir tuhaf dak. Kana gibi kuş. Bir tuhaf dak değil. Evet. Ben görüyorum şu an. Evet. Etobur bitkilerle sorun yaşadık. Onları kesmeleri lazım. Yani. Evimizin çatısı bir anda... Yok oldu. Yok oldu. Niye ki? Tabir etsinler. Köpekleri çatıyı söktü. Evet. Sonra çocuklar diyor ki komşularımız armadillolarını aramak için yardımımızı istedi. Nedir bu armadillo? He. Kutay? Bir hayvan türü.
Evet, bir hayvan türü. Nasıl bir hayvan? Dinozor. Bade? Evet, fare gibi bir şey. Evet, Bade nereden biliyorsun bunu? Ben size bir kere sarmıştım. Siz de bilmiyordunuz o zaman. Evet. Ve internetten bakmıştık. Evet. Armadillo mesela, çocuklar bazen ben de kitap okurken bilmediğim kelimelerle yoksa karşılaşıyorum. Yoksa fare dinozor mu? Ya bence öğrenmiş. Evet, bir fare türüymüş çocuklar. Mesela işte hamster var. Daha sonra bir sürü fare türleri var. Ama evet. Yani tam şu an görüntüsünü hatırlamadım. Ama dolayı. Çok benziyor görünüşü. Evet, evet, evet. Çok benziyor. Ablamın tavşanı kalem kitaplarımın hepsini kemirdi. Of, kötü. Evcil hayvan besleyen var mı? Evinde bir hayvan benim olan. Benim 8 tane kedim var evimde. Kediniz zarar veriyor mu bazen eşyalarına? Hayır. Ege evde. Benim balığım öldü. Evet, Bade'yi bir dinleyelim. Mesela koltuğu. Kendi törpüleme şeyi varken tırnaklarını koltuğa törpülüyor bazen. Bir de bir tane, ya iki tane bizim turuncu koltuğumuz vardı. Bir tanesini, iki tanesini patileriyle, yani patilerindeki tırnaklarıyla şey yapmıştı. Tırmalamıştı. Evet. Başka evcil hayvanı olan ve zarar veren? Şeyleri yapıyordum. Neydi? Perde. Perdeleri tırmalıyor. Başka Kutay? Benim evcil hayvanım yok ama bir ara alacaktık. Hı hı. Almadık. Ya şöyle minik köpekler oluyor ya. Ya ondan alacaktık. Ya da Alman kurdu alacaktık. Hı hı. Oh, ama ben. İkisini de alamadık. Onun için çok üzgünüm. Bir de ben bir yıl, iki yıl falan beklemiştim. Evet. Belki ileride Kutay şanslı çünkü benim anneannemin evi. Yine bana gelip gidebilir ve orada 8 tane kedim var ama anneannemin evi benim evim sayılır. Evet. Çünkü eskiden orada yaşıyordum. Süper. Bir de Bulut Ege'yi dinleyelim. Benim bir tane balığım vardı. Cama vuruyordu. Sonra birkaç gün geçtiğinde balığım ölüverdi. Evet, neden olduğunu bilebilirim. Çünkü ite her canlı gibi düşürdü. Onlar da doğup büyüyüp daha sonra ölüyorlar. Bade. Bir de benim su kaplumbağa vardı. O da maalesef öldü. Evet. Şimdi devam edelim. Kardeşim. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle oğlum. Ali'nin şey bir tane bir şey bir hayvan vardı. Hı hı. Biraz yaşlıydı sanırım. Hatırladığımı söylüyorum. Hı hı. Öyle diyor. Dediğini hatırlıyorum. O yüzden de öldü. Bir de şey ama hatırladığım kadarıyla öyle olmayabilir. Bir de benim eskiden bir tane komşum vardı. Hı hı. Çok küçük bir köpeği vardı. Aslında yaşlıydı, boyu küçüktü. Yani şu küçük köpekler oluyor. Cinsi onlar. Öyleydi evet. Evet, cinsi küçüktü. Bir gün kocaman bir köpekle karşılaştı. Yılda ayda bir falan dışarı çıkıyordu. Karşılaştığında kalp krizine girip öldü. Evet. Çocuklar olabiliyor canlılarda. Dediğim gibi her canlı, bitkiler de dahil. Önce doğuyorlar, büyüyorlar ve sonra ölüyorlar. Armin. Devam edelim. Yavaş yavaş geliyoruz kitabın sonuna. Kardeşim yine ufak bir sorun yaşadı. Ne? Bir hortum bütün kitaplarımı alıp uçurdu. Zaten kitaplarının bütün hepsini vermemiş miydi? Evet, evet, evet. Nasıl böyle oldu? Sanki evet. Burada bir küçük doğruyu söylememiş gibi. Şimdi öğretmeni karşısında. Annesi karşısında. Annesi nerede? Annesi. Evet. Yoktu. Öyle biz hayal ediyoruz ya şu an. Siz kendinizi onun yerine koyun olur mu? Tamam. Neden bana inanmıyorsunuz diye sordunuz. Annenize veya öğretmenize. Ben söyleyebilirim. Ben söyleyebilirim. Şimdi kitabın sonunda ne diyor? Öğretmen dedi ki ben de o kitabı okudum. Sen ödevini yapmadın. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Kitabın bu çocuğun size olduğunu düşünün. Tamam mı? Tamam. Ve çocuğun yerindesiniz. Artık bu kadar şeyleri söylediniz. Sürüngenler geldi, işte penguen geldi, çatımız uçtu gibi gibi gibi. En son öğretmeninize ne söylerdiniz? Veya kitabın sonu sizin için nasıl bitmeliydi? Bade. Ben size şaka yaptım. Bir de ödevimi ben yapmamıştım. Evet, bence diyor ki ben doğruyu söylerim. Değil mi? Kutay?
az daha ölecektim kitapta ama kitap okuduğum için ödevimi yapamadım. O yüzden yani kitap yüzünden. Evet, süper. Kuta, Ege. Ben de bayağı geldim, ödevimi yapamadım derdim. Nedenini çok bilmezdim. Çünkü yani şaka yapmıyorum çoğunlukla. Ama Kutay bazenleri bana bayağı şey yapıyor, şaka yapıyor. Evet. Ege de bıkıyor. Ya evet, ben de bıkmıştım bir ara, sonra şaka yapmasını durdurmasını söyledim, durdu. Süper. Hayır, durmadım. Unutuyorum sürekli, yapıyorum. Artık yani şaka yapmayı da unuttum. Bitti. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi dediğin. Yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Olur mu? Olur. Dinleyicilere ne söylemek istersiniz? Ege. Bay bay. Sevdiniz mi bunu? Evet. Bay bay. Bay bay. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.